İyi günler sevgili seyircilerimiz. Bugünkü stüdyo konuğumuz İktibas Dergisi sahibi, genel yayın yönetmeni, müdürü ve aynı zamanda yazı işleri müdürü. Hepsini şahsında toplamış efendim komple bir misafirimiz var bugün. Daha yakinen misafirimizi isterseniz kendi dilinden tanıyalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendinizi bize biraz daha yakın, özgeçmişinizle beraber tanıtabilir misiniz? Tabii. Teşekkür ederim. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için hasreten teşekkür ederim. 1938 yılının 23 Ocağı'nda Kırşehir'in Mucur kazasında doğdum. Halen babam orada ikamet ediyor. Ben Ankara Hukuk Fakültesi ve Dil Tarih Arap Fakültesi Arap Fars Dilleri Filolojisi okudum. 1960'tan beri basın haber ajansı kupür derleme merkezini kurdum ve el an çalıştırmaktayım. 30 yılını doldurdum. 1981 yılının 1 Ocağı'ndan itibaren de İktibas Süreli Yayınlar Tarama Dergisi adını taşıyan bir dergi çıkarmaya başladım. Hemen her kesimdeki yayın organları göz önüne alınır ise kendisinden önce hiç benzeri bulunmayan bir yayın organı olarak Türkiye'de yayın hayatına başladım. Basın haber ajansı sahibi ve çalıştırıcısı olarak kendim için de özel bir arşiv yapıyor idim. Güncelliğini yitirmeyen, insanımızın ufkunu açacak, onu sağlıklı bilgilerle bilgilendirecek ve fikri seviyesinin yükselmesine katkıda bulunacak nitelikte gördüğüm her türlü makale, haber, araştırma yazısı vesaireyi topluyor ve arşivliyor idim. Bir meşveret sonucu bunların yalnız bizde kalmamasını ve tüm birikimimizle birlikte, kendi kalemimizden çıkacak yazılarımızla birlikte bir yayın organı olarak kamuoyumuza arz etmeyi uygun bulduk ve 12 Eylül'ün hemen akabinde, yani 2,5 ay sonra İktibas dergisini yayınlamaya başladık. İlk 4 yıl 15 günde bir yayınladık. Yani 96 sayıyı böylece tamamladık. Daha sonraki yıllarda ise sayfa sayısını 2 katına çıkararak ayda bir çıkarmaya başladık. Takriben 2,5 yıl önce bir rahatsızlık geçirmem ve uzun sürmesi sonucu 22 ay yayınına ara verdi dergi. 128 sayı çıkarmış idik ara verene kadar. Bilahare 1989'un Kasım ayında kaldığımız yerden devam ederek iktibası yine çıkarmaya başladık ve Kasım ve Aralık'ta çıkardığımız iki katı hacimde yüzer sayfalık çifter sayı ile eksik kalan, yarım kalan 7. cildi tamamladık ve 1990 Ocağı'ndan itibaren de 8. yılın ilk sayısını, yani 133. sayıyı çıkardık. Şu anda 1990'ın Mart sayısı çıkmış durumda. İnşallah kısa bir süre sonra Nisan sayısını çıkaracağız. Affedersiniz, 5 çocuk sahibiyim. En küçüğü 15 yaşında, 27 yıllık. Hamdolsun mesut bir evliliğim var. Bu arada 30 yıldan beri İslam'la fiilen, teori ve pratikte uğraşan birisi olarak toplam 10 sene 3 ay ağır hapis cezası aldım. 2 yıl Bingöl Vilayet Merkezi'nde Emniyet-i Umumiye cezasıyla, Emniyet-i Umumiye nezaret altında bulundurulma cezasıyla yatım. Hayat boyu kamu hizmetlerinden yasaklandırıldım ve gözaltına alınıp sorgulanmalarımın siyasi polis tarafından da neredeyse sayısını unuttum. Bunların tümü 163. maddeden verildi. Yani Müslümanlığımızdan bu cezaları verdiler. Hamd ediyoruz Allah'a. İnşallah bize bugüne kadar verdiği tahammülü daha da artırmasını diliyoruz. Efendim biz evliliğinizde bir ömür boyu saadet ve mutluluk dilerken yaşamınızda da başarılar dileyelim. Hemen ben sorulara geçmeden önce bir küçük soru daha sormak istiyorum. Hukukçusunuz, evet. Aynı zamanda filoloji mezunusunuz, Arap ve Fars. Dergi çıkarmak nereden aklınıza geldi? Mesleğinizle pek uyum sağlamıyor.
biraz İktibas dergisi ve şu andaki hizmet sahanız. Kısa bir şekilde tabii cevaplayabilir misiniz? Efendim, özel kütüphanemde, yani evimde bulunan kütüphanemde 8400 ciltlik kitaplığım var. Maşallah. Ve efendimler okuyorsunuz değil mi? Herhalde, yani vitrin olsun diye değil. 35-40 evet. yıldan beri, çocukluktan beri okurum. Bunların en az 7500'den fazlasını okudum diyebilirim. El anda okumayı bırakmış birisi değilim. Zira son nefesine kadar insanın okumayı bırakmaması gerektiğine inanıyorum. O itibarla hep okumalı insan. Zira ömür boyu öğrenmeye ihtiyacı olduğu doğrular hep bulunacaktır. Dergi çıkarma konusuna gelince... Dediğim gibi İslam'ın, kendim İslam'ı öğrendikçe insanımızın İslam'ı bilmediğini de gördüm, öğrendim. Evet. O itibarla bendeki birikimi, gerek siyasi, gerek fıkhi, gerek tefsirle, hadisle, usul ile ilgili bilgiyi, birikimi, İslam'ı bilmediğini fakat çok sevdiği halde bilmediğini gördüğüm insanımıza sunmak, birikimimden onları yararlandırma düşüncesiyle dergi çıkardım. Yoksa salt gazetecilik olsun veya yayıncılık olsun diye yapmadım. Evet. Onların fikri seviyelerinin yükselmesi, ufuklarının açılması ve daha sağlıklı seçimler yapabilmelerine yardımcı olmak için birikimimizi onlara arz etmeye çalışmamızın ürünüdür İktibas dergisi. Evet efendim. Şimdi sorumuzla bağlantılı, sizin özgeçmişinizde de anlattığınız gibi birinci sorum zaten benim laiklik idi. Ancak ben laikliği şu şekilde sormak istiyorum. Önce 163'ten ağır hapis cezasıydınız 10 sene. Sebebi neydi bu ceza yemenizin? Ve buna bağlı olarak hala 163 şu anda, hukukçu olarak da bunu aynı zamanda soruyorum. Kalkması gerekiyor, işte kalkacak, kaldıracağız gibi oyalamacalarla duruyor. Hala kalkmıyor. Bazı siyasi liderler diyorlar ki 141-142 kalksın ama 163 kalkmasın. Teokratik evet. nizama hayır gibi laflar da ediliyor. Siz bir hukukçu olarak 141-142 ve ben onu da ekleyeyim, 163. maddenin kalkmaması hakkındaki görüşleriniz ve aynı zamanda buna bağlı olarak laiklik içerisinde sanırım bunu değerlendirirsiniz. Tabii. Teşekkür ederim. Efendim, laiklik kesinlikle İslami bir kavram değil. Evet. Ve İslam'ın dışından İslam havuzuna atık suyun atarak temiz suyu kirlettiği gibi bir pislik olarak akmış. Yabancı bir kültürün ürünüdür. Bu kültürün kaynağı Orta Çağ Avrupa'sında uzun asırlar kilise ve kral ikilisinin halk üzerinde yaptığı baskı sonucu halkın içinden çıkan düşünürlerin bütün kötülüklerin kaynağını tanıdıkları tek din olan ve o dinin temsilcileri bulunan kilise mensuplarında, ruhban sınıfında görmeleri sonucu bu zulme son vermenin tek yolunun, bu zulmün kaynadığı kilise kral ikilisinin rolünün asgariye indirilmesi ya da dışlanması şeklinde tepkisel bir görüş ortaya atmaları ile başlamış mücadele ve uzun kral kilise ikilisi kendi varlığını savunurken diğer taraf onları tümden reddediyor ve günün birinde bir uzlaşma, yani kral kilise ikilisinin din var ve din hayatta var görüşü ile halkın ve mütefekkirlerin din yok ve din hayatta yok görüşü tek başına kendini kabul ettiremeyince din var ama hayatta yok şeklinde bir uzlaşmaya, bir oluşuma yol açıyor. Buna biz pratik olarak gerek hukuk dilinde gerek siyaset dilinde laiklik diyoruz. Yani din insanların en dar alanına, yani yalnızca vicdanlarına bırakılıp hayatla alakasını, hayatı ferdin ve toplumun hayatını tedbir etmekten, devlet düzenini teşkil etmekten uzaklaştırılması şeklinde tecelli ediyor. Bunu 1789 Fransız Büyük İhtilali diye anılan ihtilal ile ilk defa siyasi rejim haline dönüştüğünü görüyoruz. Buradan kaynaklanarak da hemen dünyanın birçok ülkesine yayıldığını,
bir avuç insan tarafından da benimsense bazı ülkelerde halka rağmen uygulandığını görüyoruz ki bunların başında halkı Müslümanım diyen ülkeler gelmektedir. O gün bugündür işte böyle yapar isek ancak kalkınırız düşüncesi insanlar arasında yayılmaya başlıyor ve halka da kabul ettirilmek için okullardaki bütün müfredat, okutulan tüm şeyler bu esasa göre hazırlandığı gibi devletin çıkardığı tüm kanunlar da aynı noktadan hareketle hazırlanıyor ve gerek sosyal, içtimai, hukuki, siyasi tüm düzen bu esasdan hareketle hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamandan bu yana hemen tümüyle bütün kanunlarını, borçlar kanunu, medeni kanun, ceza kanunu, devletler kanunu, devletler hukuku, miras kanununa varana kadar hemen her şeyin batıdan aynen adapte edildiği, onların bizim toplumumuzla, bizim insanımızla uzaktan yakından hiçbir müştereki bulunmamasına rağmen adaptasyon tepeden inme uygulamalarla bugünlere geldiğimizi biliyoruz. Ben burada bir şey sorayım isterseniz, ondan sonra geçelim o özel durumunuza. Buyurun. Laikliğin anayasada tanımı var mıdır efendim? Bir hukukçu olarak bunu soruyorum. Nedir laiklik? Kesinlikle laiklik tarifi konusunda hemen hiçbir hukukçu ne teoride ne de kanun olarak, kanunlarda yapılan tarif olarak pratikte birleşmiş değil. Tıpkı bu hürriyetlerin tarifinde hala ihtilaf edile gelmekte olduğu gibi. Bir slogan atılmıştır ortaya ama onun ne olduğu konusunda bir türlü kadastrosu çizilememiş. Yani hudutları belirtilememiştir. Kim bir tarif yaparsa bir başka tarifi bir başkasının yapmasının da hakkı bulunduğu noktasından hareketle herkes hemen birbirinden değişik farklı tarifler yapa gelmişler. Ve bu gibi batı düzeninin yani demokratik düzenin ana kavramları sayılan laiklik gibi, hürriyetler gibi ana kavramların hiçbir zaman tariflerinde ittifak edilememiştir. Tahsil ettiğimiz hukuk fakültesinde okuduğumuz hemen bütün derslerde de anayasa hukukundan tutunuz kamu hürriyetlerine kadar bu konuda ittifak olmadığını aynı konuda birikim sahibi profesörlerin kitaplarından okuduk ve ağızlarından da derslerinde dinledik. El anda bu konuda yeryüzünde bir tarif birliği mevcut bulunmamaktadır. Peki efendim geçen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımıza sordular. Dediler ki siz laik misiniz efendim, Müslüman mısınız gibi bir soru sordular. Sayın Cumhurbaşkanının cevabı ben Müslümanım, devlet ise laik dedi. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak diyorum laiklik dinsizlik demek midir yoksa bir başka tanımım vardır? Efendim, galiba şu noktadan hareket etmekte yarar var. Dinlilik, dinsizlik diye benim şahsi kanaatim bir şey olduğu kanaatinde değilim. Evet. Marksist olan bir insan da dinlidir. Budist olan insan da dinlidir. Hatta nihilizm kelime anlamı itibariyle Allahsızlık da bir dindir. Ama Allah katında makbul bir din değildir. Tıpkı Allah-u Teala'nın lekum dinikum veledin ifadesiyle Kafirun suresinde sizin dininiz size, benim dinim bana dediriyor elçisini. Yani Kureyş'in Uzza, Lat, Menat gibi putlarını Allah'ın velisi sayarak günlük her türlü hayatını tedbir edeceklerine inandıkları dinin de bir din olduğunu söylüyor. Ona dinsizlik denmiyor. O itibarla her şey bir din. Yani her telakki bozuk da olsa, sakat da olsa, insan fıtratına ve eşyanın tabiatına aykırı da bulunsa bir dindir. Tıpkı iyi armudun armut olduğu gibi çürük armut da niteliğini değiştirip kiraz olmuyor. O da armut ama çürük armut. Bu itibarla laiklik, dinsizlik demek çok yanlış. Yani çürük armut kiraz olmuş demek gibi bir şey olur. Çürük armut, çürük armuttur. Yani armudun çürümüşüdür. Armudun çürümüşü mahiyet değiştirip ceviz veya kiraz olmaz. Bu itibarla o da bir dindir. Yani laik anlayış da bir dindir. Ama Allah katında kabul görecek din değildir. Evet. Evet. Peki efendim o zaman sizin bu konuyla ilgili
Tabii mutlaka söyleyecekleriniz daha çok fazla da. Affedersiniz, ben, biraz önce bu cezaları neden aldığınız işte ona diye bir soru. Evet, ona geçelim isterseniz. Niçin cezalandırıldınız efendim 163'te? Efendim ben okuyan, araştıran, büst atım nispetinde düşünen bir insan olarak araştırmalarımın sonucunda gördüm ki insan fıtratına, insanın yaratılışında kendisine yaratıcısı tarafından verilen özelliklere ve eşyanın tabiatına, yani yaratılan eşyaya verilen özelliklere en uygun tabiatına muntabık tek düzenin, tek anlayışın, tek yaşam biçiminin, en düzgün değil, tek düzgün yaşam biçiminin, hayat telakkisinin, dünya görüşünün İslam olduğu kanaatine vardım. Bu yalnız öyle söylendiği, öyle yazıldığı için değil, ben düşünerek bu söylenenin doğru olduğuna aklen ikna, kalben de tatmin oldum. Öyle ise kendim için iyi gördüğümü diğer insanlar için nasıl iyi görmem diye düşünerek ister istemez iyi gördüğüm, beni düzeltenin diğer insanları da düzeltecek bir şey olduğu, toplumu da düzeltecek bir şey olduğu mülahazasıyla insanlara İslam'ın üstünlüğünü anlatmak istedim. Tabii ferden bunu anlatırken topluma da anlatıyor. Hatta devlet düzeninin de buna göre değiştirilmesi gerektiğini söylüyor idim. Elanda söylüyorum. Kanaatımda herhangi bir değişiklik olmadığı gibi bilakis daha da yoğunlaşma oldu. Zira 53 yaşına kadar bu mücadelenin içerisindeyim. Siz neden toplumun İslami telakkilere göre düzenleneceğini düşünüyor ve istiyorsunuz diye Türk Ceza Kanunu 163. maddesiyle 10 sene 3 aylık ağır hapsi, hayat boyu kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasını, 2 yıl Bingöl'de emniyet umumiye nezareti altında bulundurma cezasını salt bundan verdiler. Yani herhangi bir kimsenin malına bakmaktan, canına kastetmekten, ırzına tasallıttan değil. Efendim aslında eylem olmayınca ceza verilemiyor sanırım maddelere göre. Şu anda bilhassa 163 maddesi olsun ve diğer bazı maddelerde o da bazen kısmen görünüyor. Düşündüğü için insanlara ceza veriliyor. Oysa eyleme tevessülü yok. Eylem tarafından. Bunlar ama nasıl insanlar cezalandırılıyor? Eylemden ne anlaşılıyor bilmiyorum. Ben Müslüman olarak düşünceyle eylemi birbirinden etmiyorum. Yani namaz kılmanın farz olduğuna inanıyorsam, bu fikirse namaz kılarak da onu eyleme dönüştürüyorum. Değil mi? Evet. Namazı fiilen kılmak eylem. Zorla kabul ettirme noktasında diyorum. Yok efendim. Zaten İslam la ikraha fiddin. Yani dinde zorlama, ikrah, kerhen kabul ettirme yoktur. Ettirseniz de Allah indinde hükmü yok. Evet. Zira insanların kendi ihtiyarlarıyla seçmelerinin Allah katında iyi ya da kötüyü, doğruyu veya eğriyi, kendi ihtiyarları, kendi seçim hakları, serbest düşünceleri, hür iradeleri, hani baskı, tasallut altına alınmamış iradeleriyle yaptıkları seçimin sonucundan Allah insanları hesaba çekecek. Yoksa ikrah ile kabul ettirildiklerinden değil. Sizin ikrahınız yok aslında. Kesinlikle kimseye ikrah yapmadık. Hiç bir savcı da iddianamesinde böyle bir şeyi ifade edecek bir tek cümle bile kullanmadı. Zira dini anlayan kimse o dinde, yani İslam bu din, dinde ikrah olmadığını da ilk öğreneceği bilgiler arasındadır. Zaten kimsenin boğazına çöküp de sen illa şucu olacaksın, adam topu topu korkar ve eliniz boğazındayken tamam der. 24 saat bütün bir ömür boyu herkesin boğazına çökecek haliniz olmadığına göre de kaldırdınız mı elinizi, gene bildiğini okur. Dese dilinden der, içinden ne dediğini de kontrol edecek daha bir alet. Bununla bugüne kadar bulunacağı da yok yani kıyafete kadar. Bu itibarla İslam'ı anlamayanlar efendim zor kullanıyor, bilmem ne yapıyor. Bazı Müslümanım diyenlerin zor kullanmaya tevessül ettiğini görüyoruz. Yani duyuyoruz, işitiyoruz ama kesinlikle bunların doğru olmadığı kanaatindeyim. İslam'a ters olduğunu. Evet. Yalnız yine karıştırılmamalı, çok yuvarlak oldu. Mesela Lübnan işgal edilmiş, varsayalım. Filistin işgal edilmiş. Nasıl ki vaktiyle Anadolu Yunan tarafından, İngiliz, Fransız tarafından işgal edilmiş idi. Onun gibi işgal edilmiş. Toprakları işgal edilen
iradelerine ipotek konulan insanlar ister istemez bu ipoteği koyanlara karşı direnirler. Bu her kavimde, her toplumda vaki olmuştur. O itibarla onların direnişinin türü farklı olur. Mesela Maraş'ı işgal eden Fransızlara karşı Sütçü İmam'ın halkı ayaklandırıp Fransızları Maraş'tan kovmayı söylemesi, halka ikrah yapması demek olmadığı gibi Fransızlara ikrah yapmış anlamına da gelmez. Yani o zaman kim kimi işgal ettiyse işgal edilen ikrah etmeyeceğim diye susup oturmalı. Böyle bir şey ne kadar abes, bütün insanlar bunu düşündüğünde gayet rahatlıkla görürler. Yani ikrah bu ortamda tıpkı Peygamberimizin Mekke'de yaptığı gibi yapılacak şey insanları ikna etmekten geçiyor. Ama Türkiye'de mevcut kanunlar ve onların uygulamaları kesinlikle buna da el vermiyor. Evet. Cemiyet teşkil, sevk ve idare etmekten hadi bu da yani cemiyet, her teşkil edilen cemiyet insanları ikraha mı zorluyor? Örneğin bugün Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, SHP bilmem Refah insanlarına ikrah mı yapıyor? Yani kendi partilerine girmesi için milletin boğazına mı çekiyorlar? Dolayısıyla eğer böyle yapıyorlarsa evvela onlar ayıp ediyorlar yani. Evet. Ha. İnsanlara bize gelin diyor. Niye size gelelim? İşte şu şöyle şöyle düşünüyoruz. Şu sıkıntılarınızı şöyle hafifleteceğiz. Bu dertlerinizi böyle çözeceğiz. Türkiye'yi şöyle kalkındıracağız. Böyle yapıyor. Kalkındırabilir mi? Kalkındıramaz mı? Ayrı bir soru. Anlatıyor. Dinleyen adam da peki diyor yani öyle ben de öyle düşünüyorum. Mesela veya düşündüğünüzü doğru buluyorum diyor. Geliyor. Biz de aynı şekilde yaptık. Hiç kimseye ne silah. Ben silahı yalnız yedek subayda gördüm. Yani başka türlü bir silah görmüyorum. Evimizde herkesin evinde bulunduğu gibi ekmek bıçağı var. Evet, ha, evet. O kadar. Zaten bu fikir kabul ettirme yolu değildir zor. Tüfekli, tabancaydı filan yani bu. Ama işgal edilmiş topraklar dediğim gibi Afganistan'a Sovyetler girmiş. Ne yapacak Afganlılar? Nefsi müdafaa evlet. Efendim dinde zorlama yoktur ve Rusların işine buyurun hoş geldiniz. İyi ki geldiniz mi demeli yani. Kargalar bile güler mi? Değil mi? Evet. Olmaz böyle şey. Yani onlar ne yapacak? Rusya ordusuyla gelmiş. Onun ordusunu da dağıtmış. O zaman o dağa çıkacak. Tıpkı Yunan işgalinde Sarı Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin, bilmem Ali Efendi'nin, Veli Efendi'nin dağa çıkıp değil mi? Hı. Ne yapacak? Şehirde rahat bırakmıyor ki adam. Oraya buraya giden askerini avlayacak. Yok silah deposunu havaya uçuracak. Bu insanlığın sünneti. Yani yalnız Türk'ün, Kürt'ün, Müslüman'ın, gavurun yaptığı değil ki. Değil mi? Peki bu konumuzu bir soruyla bağlayalım. Ama ben sizden rica edeyim bu konuyla ilgili. 2-3 cümleyle veya bir paragrafla cevap vermeye çalışalım. 141, 142 ve 163. maddeler anayasadan kaldırılmalı mı yoksa durmalı mı? Vallahi biz Müslümanlar olarak, acizane ben de bir Müslüman olarak bu anayasadan, bu kanun yapan yasama meclisinden bu tür değil hiçbir tür isteğimiz yok. Bir tek isteğimiz var, o da yeryüzünde İslam devletinin kurulması. İslam devleti kurulunca zaten ne 141, 142 kalır, ne 163 kalır, ne sair maddeler, ne kanun, diğer kanunlar, ne diğer kitaplar. Yani anlatabiliyor muyum? Bana diyorlar siz Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor musunuz? Ben diyorum ki hayır, ibadete açılmasını istemiyorum. Ben İslam devleti kurulmasını istiyorum. Peki o öyle ne demek istiyorum yani? Ayasofya'nın ibadete açılması ile bu iş biterken İslam devleti kurulursa yani Ayasofya'nın ibadete açılması her şeyi kapsamıyor. Yalnız Ayasofya'nın ibadete açılmasını kapsıyor iken minicik bir iş. İslam devletinin kurulması hem Ayasofya'nın ibadete açılmasından tutunuz tüm kanunların İslami kanunlar olmasına kadar. Ferdi ve toplumu düzenleyen kanunların tümünün İslam'a göre düzenlenmesine kadar her şeyi kapsamına alan bir ifade. Bilmem anlatabiliyorum. Efendim o zaman şöyle diyelim. Bu 141, 142, paraza 163 o sizin açıkladığınız doğrultuda gidebilir ama 141 ve 142. maddeler komünizme göre ayarlanmış. Yani tehlike olarak görülmüş ve onunla engellenmiş. Sizin düşündüğünüz bu şekildeki bir devlette, İslam devletinde diyelim 141 ve 142'nin muhatabı olan insanlara yaşama hakkı var mıdır efendim?
kendi düşünceleri doğrultusunda. Biliyorsunuz İslam'a göre İslam hakimiyeti altında yaşayan herkesin Müslüman olma zorunluluğu yoktur. Hı. Müslüman olmak isteyen Müslüman olur. Hı. Kafir kalmak isteyen de ister komünist olsun, hı, ister demokrat olsun, ister Budist olsun yaşayabilir. Ama İslam devletinin kanunlarına uymak kaydıyla. O kanunlar her tebaadan, vatandaştan ne talep ediyorsa, yani hırsızlığı yasaklamışsa, Müslümanın diyeni de yasaktır hırsızlık, Budist'in diyeni de, Marksist'in diyeni de, kapitalist'in diyeni de. Evet. Bu şekilde. Yani zaten 141 ve 142 civarında, yani komünizm yasağı artık iyice ofsayta düştü. Yani çok abes hale geldi. Zira Doğu Blok ülkeleri ve Sovyetler Birliği'ndeki gelişmelerle görüldü ki artık oralardan bile kovalanıyor bu. Yani buharlaştı, bitiyor. Orta Asya'daki yani bir vakitler var olan denizin kuruması gibi hiçbir damla su kalmamış. Komünizm oralarda buharlaşınca yağmur olarak Türkiye'ye mi yağacak? Zaten hiçbir zaman Türkiye için, halkı Müslümanım diyen ülkeler için hiçbir zaman komünizm tehlike olmadı. Bunu mevcut laik rejimler Müslümanım diyen kitleleri yanına çekebilmek için öcü olarak kullandılar. Halka işte gelin beraber olalım, işte nazlanıyor ediyor filan. Bak öcü gelir ha, yani komünizm gelir ha deyince çocuğun hani annesi işte oğlum yemeğini ye, kızım işte al şu lokmayı falan yemiyor. Bak öcü geliyor deyince nasıl çocuk koşar gelir annesinin yanına. Bu halkı da seviye, fikri seviyesinin düşüklüğünden yararlanarak rejim yanına almak için suni olarak komünizm tehlikesini kendi eliyle bulundurdu. Evet. Ama o bile yani öcünün öcü olmadığı anlaşıldı. Yani öcü tümden yok oldu şimdi. Lenin'in heykellerinin devrileceğinin Doğu blokunda kim aklederdi, kim düşünebilirdi ama gelişmeler onu gösterdi ki artık komünist partilerine öncülük rolü artık tanınmıyor. Anayasalardan, sahil kanunlardan çıkarılıyor. Onun için evet, bu maddelerin kaldırılması konusunda hiçbir endişe zaten yok iken tümden yok hale geldi ama İslam bir alternatif, her zaman alternatif oldu. Hele son yıllardaki gelişmeler İslam'ın gittikçe Türkiye'nin istikbaldeki kaçınılmaz rejimi olacağını dost, düşman, az düşünen, çok düşünen herkes görüyor. O zaman şöyle bir soru. Bundan dolayı sızlanıyor. Nasıl kaldıracaklar? Hani işte fikir hürriyeti bilmem nedir falan filan ama acaba yani kaldırırsak ya bunlar tabii yani zaten kaldırsan da kaldırmasan da İslam gelecek. Onun için ne yaparlarsa yapsınlar, İslam'ın önlenemeyen tırmanışına mani olamayacaklar. Kesin kesin böyle. Efendim, sizi karşımda gördüğüm kesinlikle aynı kanaatı taşıyorum bu konuda. Ben o konudaki bir soruyu yine biraz arkaya bırakarak şöyle diyeyim. Dünyanın gidişinden bahsettiniz de. Yeniden yapılanma söz konusu şu anda Avrupa'da bir başka soru olarak belki değerlendirelim bunu. Doğu bloku ülkelerinde ve bunların batıya yansıyışı var. Doğu bloku ülkelerindeki seçimlerde genellikle Hristiyan dinine mensup partilerinin yani o doğrultuda giden partilerin iktidara gelişleri veya en azından oy çoğunluğunu almaları söz konusu. Şimdi gerçi iki cümlede söylediniz de Türkiye'nin geleceğini. Avrupa'nın geleceği de söz konusu. Avrupa evinden de bahsediliyor. Net olarak şimdi komünizmin karşısında eskiden kapitalizm. Kapitalizm de şu anda belirli bir güç kazanma durumunda. Onun karşısında mı alternatif olarak gördünüz şimdi siz? İslam'ı. Yani komünizm gittiğine göre. Efendim şöyle komünizm gittiğine göre onun karşısında komünizm gittiği için İslam alternatif olmadı. Komünizm var iken de potansiyel bir güç olarak bizatihi taşıdığı güç olarak zaten alternatifti. Fakat Müslümanım diyenlerin İslam'dan habersiz bulunuşu onu fiili tehlike haline gelmekten alıkoyuyordu. Ama son 30 yıl içerisinde giderek ivmesi artan İslami gelişmeler, Müslümanım diyenlerin büyüklerinin söylediğini tekrar edip durmaktan ayrılıp, o yörüngeden ayrılıp Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini bizzat muhatap olarak okuyup öğrenmeleri sonucu gördüler ki İslam
neymiş meğersin? Yani daha evvel ütopik bir sevgi, hayranlık varken şimdi bu ütopyadan çıkıp ayağa yere değen gerçek düşünce, gerçek vaka haline geldi. Bu itibarla İslam öğrenildikçe, onun mahiyetine vakıf olundukça ve öğrenilen doğrularla amel edildikçe bu defa hiçten kaçmaz şekilde, yani kesin kes tereddüde mahal bırakmayacak şekilde istikbalde Müslümanım diyen halkı, Müslümanım diyen ülkelerin rejimi İslami rejim olacak. Bu olduktan sonradır ki ancak İslam'dan habersiz olan, an asıl İslam olmayan, örneğin Hristiyan olan sahil ülkeler halkının da İslam için alternatif olması gündeme gelebilir. Yani Müslümanlığı temsil eden, İslam'ı yaşayarak, uygulayarak güzelliğini, insan fıtratına uygunluğunu ortaya Müslümanlar önce koyacak ki Müslüman olmayanlar da bakacak, hakikaten İslam bu ise, yani İslam'ım diyen insanları bu kadar güzelleştiren, bahtiyar eden, mesut eden, aklan tatmin eden, kalben itminan veren bir rejim ise, ben de insanım. Beni de bu huzursuzluklardan, streslerinden, sıkıntılarımdan, sıkıntı deyince yalnız maddi sıkıntı anlaşılmamalı. Biliyorsunuz para insanı bahtiyar etseydi, en zenginler, en bahtiyar, en fakirlerle en mutsuz insanlar olurdu. Halbuki pratikte görüyoruz, fakirlerden nice bahtiyar, mesut insanlar var. Zenginlerin birçoğu huzursuz ve ne yapacağını bilememenin sonucu ta bir de intihar edeyim ne olacak demeye varana kadar Salvador Dali hikayesini biliyorsunuz yani. Sonuçta bir de intiharı tadayım dedi, tattı. Peki bu son zamanlardaki bilhassa öğrenci olaylarının temelinde dediğiniz özlem mi yatmaktadır? Bu özlem yatıyor ama bu tür eylemleri ben şahsen henüz yersiz ve zamansız buluyorum. Zira belki bir halk tümüyle İslam'ı gerektiği kadar birikim olduktan sonra istemek üzere, isteğini ishar etmek üzere sokağa çıkabilir ama vurup kırma şeklinde kesinlikle bir şey İslam tasvip etmiyor. Ama henüz daha o olgunluğa erişmiş değil. Yani birisi yanılıp da dese ki hadi buyurun idare edin, bir küçük kasabayı idare edecek keyfiyet henüz yok. Ümit verici şeyler var. Tıpkı harda çiçeklerin ucunda gördüğünüz küçük ağaçtaki elma şeyleri gibi. Hani ona ne deniyor? Çiçeğin ucunda işte elma şu kadar, daha başlı toplu iğne kadar. O toplanıp yenme zamanı değildir ama gösterir ki hani bu sene iyi elma var. İyi elma var. Ama iyi elma var demek hadi koparalım, koparıp yiyelim o hale gelmiş demek değil. Bekleyeceksiniz, sulayacaksınız, gübreleyeceksiniz. Dolu vurgunundan korumaya çalışacaksınız. Hani tırtıldan korumaya çalışacaksınız ki günün birinde şu kadar elmacıklar bu kadar karın doyuran ve üretenin de cebine, eline para geçiren elbalar haline gelsin. Efendim değil bir mi? De Pakistan şey örneği var, Afganistan örneği var. Orada dağa çıktılar, Rus ordusuyla mücadele ettiler, şehitler verdiler. Ekonomik yönden olsun, manevi yönden olsun çeşitli zararlara uğradılar belki Allah'ın huzurunda. Durumlar değişik olabilir, onu bilemiyorum. Ama sonunda devletlerini kuramadılar çünkü aralara fitne girdi. Türkiye'de de gruplar var şimdi, Müslümanlar arasında bir sürü grup var. Peki bu gruplar arasındaki ayrılık kesin çizgileriyle belirlenmiş durumda şu anda. Nasıl olacak da bu çiçek ucu dediğiniz meyve, elma büyüyecek? Şöyle efendim, Afganistan'daki durum farklı. Afganistan'da Müslümanları 10-11 yıl, yani Sovyetler Afganistan'ı terk edene kadar meydana gelen birlik, her grup arasındaki birlik, İslam'ın kendilerini birleştirmesinden kaynaklanan, ona dayalı bir birlik değildi. Sovyetlerin Afganistan'daki mevcudiyetine dayalı bir birlikti. Yani Sovyetlere karşı bir birlikti. Tıpkı İstiklal Harbi sırasında Türkiye'de bir uçtan bir uca herkesin Yunan'ın Anadolu'daki varlığına karşı birleştiği gibi bir birlik. Yani düşmana karşı birlik. Düşmana karşı birlik uzun ömürlü olmaz. Zira düşmanı ne yapar yapar günün birinde ya düşman kendi çekilir hesabına öyle gelir ya da siz götürür Akdeniz'e veya Ege Denizi'ne dökersiniz. Düşman gitti. Buna bağlı birlik düşman gidince biter.
Nitekim Yunan Anadolu'da iken var olan birlik, herkesi birleştiren Yunan'ın varlığı olduğu için Yunan gitti, birlik bitti. Afganistan'da da Sovyetler var iken var olan, Sovyetler Afganistan'da işgalci olarak varken var olan birlik, Sovyetler çekilince bitti ve şimdi birbirlerini vuruyorlar. Neyi gösteriyor bu? Eğer İslam onları birleştiriyor olsaydı, İslam'ın ana ilkeleri, esası birleştiriyor olsaydı kesinlikle bugünkü ayrılıklar olmaz, birbirlerine düşmezler ve en kısa zamanda Ankara'yı bu zaman İslami bir devlet kurarlardı. Türkiye'de böyle bir birlik var mı efendim? Şu anda henüz yok. Fakat gelişmelerden ben şahsen ümitliyim. Zira halkı, gençliği yakından tanıyorum. Ömrüm bu işlerle uğraşmakla geçiyor. Ta buralara kadar da zaten bunun için geldim. Ne ticaret için, ne para kazanmak için, ne bir maksat. Sırf insanımızla görüşmek, tanışmak. Neler düşünüyorlar, neleri nasıl düşünüyorlar bunları yakinen anlamak. Yanlışları var mı, yok mu, doğruları var mı, yok mu? Eksik nerede, fazla nerede, nerede yanlış yapılıyor? Bunları tespit etmek, daha yakından teşhis etmek ve gücümün yettiği bildiğim kadarıyla o konularda kendilerini uyarmak ve bizi Allah'ın çağırdığı şeyi onlara anlatarak o çağırdığı şeyin üzerinde toplanmaya onları sevk etmek. Bu konuda fikirlerimi söylemek için yapıyorum. Türkiye'de de geziyorum. Bütün insanımıza bunu söylüyorum. Efendim 10 dakikalık zamanımız kaldı. Ancak isterseniz bu 10 dakikalık zamanımızı iki soru var, onları ayırabilir miyiz? İsterseniz 2-3 cümleyle bu konuyu bağlayayım. Şu gün birlik görülmüyor. Herkes Müslümanım diyor. Ahu Tuba'dan Kenan Evren'e kadar. Bu İslam için, biz Müslümanlığı sevenler için güzel bir şey. İyi bir hareket noktası, çıkış noktası. Lakin herkes bu denli İslam'ı sevmesine rağmen sevdiğini söylediği İslam'ın ne olduğunu bilmiyor. O zaman bizim ana sorunumuz İslam'ın ne olduğunun anlaşılmasını temine çalışmak. Bütün gücümüzle. Evet. Bütün gücümüzle İslam'ın ne olduğunun anlaşılması. Bu da ancak Allah'ın kitabı Kur'an'la anlaşılır. Resulü Aleyhisselam'ın bu Kur'an'ı nasıl anlayıp uyguladığını bilmekle anlaşılır. Bunu ne kadar yaygınlaştırır? Genç, ihtiyar, orta yaşlı, her kesime, kadın, erkek yayabilir ve toplumu buna sahiplendirebilirsek, ki zaten potansiyel olarak sahiplenme isteği o toplumda var. Evet. Bunu yaptığımız takdirde ancak birleşme mümkün olur. Yani وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Yani Allah'ın ipine sımsıkı ve topluca yapışın, ayrılmayınız. Allah'ın ipini, bir sürü ip var. Anak'ın ipi var, doğru yolun ipi var, sehepen ipi var, refahın ipi var, o filan tarikatın ipi var, falan tarikat, ip dolu. Şimdi bu iplerden acaba hangisi Allah'ın ipi? Yani hepsi, bu kadar çeşitli ipin hepsi Allah'ın ipi olamaz. Allah'ın ipi bir. İnsanlara Allah'ın ipini tanıtmak lazım ki yanlış ipe yapışmasın. Allah, bu şeyi İslam'ın anlaşılmasını ibadetler olarak mı ben anlıyorum efendim? Hayır efendim. Nasıl anlayalım? Komşunuza karşı nasıl davranacağınızla ilgili hükümlerden tutunuz, devlet nasıl yönetilire kadar. Hanımınızla özel ilişkilerinizde nasıl davranmanız gerektiğine dair hükümlerden tutunuz, alışverişte bir Müslüman nasıl olmalıya kadar. Bir yabancı adres sorduğunda güler yüz göstererek ona mümkün mertebe Allah için yardımcı olup adres tarif etmeden tutunuz da, bilmiyorum deyip surat asmayıp, yoldaki bir dikeni insanları rahatsız etmesin diye kaldırmaya, bugün diken yok belki ama küçük bir taş var, bir arabanın lastiğinden fırlarsa birbirisini yaralayıp öldürebiliyor. Onu yolun kenarına çekmeye kadar, yani hayatı tümünü kapsayan davranışlara ait hükümlerini bilmek. Yoksa namazı nasıl kılacağını bilmekle bitmiyor bu iş. O da İslam'ın tümünü, Müslümanım diyen hayatının içindeki parçalarından, önemli parçalarından, ama önemli parça demek bütünün hepsi demek değil. Evet, namazda İslam'ı şekillendiremeyiz değil mi efendim? Veya görüntülemeyiz. Bitiremeyiz. Yani namaz İslam'dan bir parça. Evet. Tıpkı direksiyonun arabadan, otomobilden bir parça olduğu gibi. Ama direksiyonun adı araba değil. Namaz da İslam değil. İslam'dan bir parça. Oruç da tek başına İslam'ın tümü değil. İslam'dan bir parça. Esaslı bir parça. Oruç, namaz gibi şeyler. Ama yalnız onlardan ibaret değil İslam. Peki arabanın motoru hangisi efendim?
Efendim, motor tevhid. Tevhid. Yani motor eğer arabanın tek önemli parçasıysa, hani şanzımanda var filan filan, ama tek parçası tevhid. Yani tevhidi anlamayan, kavramayan, Allah'ı birlemeyi Kur'an'a göre bilmeyen ve aklına, kalbine yerleştirmeyen insanın amelleri hepsi boşuna gider. Çünkü tevhid üzerindeyim demekle insanlar tevhid üzerinde olmuyor. Nitekim bir papazla konuşmaya gitmiştim ben vaktiyle. Manastırında Kadim Süryani Kilisesi'nin papazı. Konuşalım, görüşelim. İbrahim Efendi dedim. Adı İbrahim Türker. Süryani papazının. Tabii efendim dedi. Dedim buyurun. Efendim dedi, biz de sizin gibi tevhid akidesi sahibiyiz. Hiç ortak koşmadan İsa'ya tek olarak Allah olarak inanıyoruz dedi. Şimdi sorarsan o da tevhid akidesi sahibi. Böyle tevhid olur mu? Yani herkesin kafasına göre tevhid olmaz. Tevhid Allah'ın kitabında belirtiliyor. Allah'tan başka Allah olmadığına inanmak. Muhammed'in onun kulu ve son elçisi olduğuna inanmak. Cennetin, cehennemin varlığına inanmak, meleklerin varlığına inanmak, daha evvel kitaplara peygamberler gönderildiğinden emin olmak, inanmanın anlamı emin olmak. Hesaba çekileceğinden emin olmak, öldükten sonra dirileceğinden emin olmak, rızka yalnız Allah'ın kefil olduğundan başka kimsenin değil. Allah'ın kefil olduğundan emin olmak. Kaybı yalnız Allah'ın bildiğinden emin olmak. Ama bakınız, tevhid üzerindeyim diyenler, örneğin rızka yalnız Allah'ın kefil olduğundan mı eminler? Yok, insanlar filan adamın yüzünden rızıklanırlar diye bilip böyle itikad eden bir sürü tevhid üzerinde olduğunu sanan insan var. Şimdi hem böyle sanacak, hem de Allah'ın tevhidi şart koştuğu bir dinde esas olarak Müslüman kalacak. Mümkün olmaz. Onun için bu insanlar nefislerindekini değiştirmeliler Allah'ın arzu ettiği, emrettiği şekilde. Öyle yaparlarsa ancak tevhid üzerinde olabilir. Zaten ayetlerde klişe olarak birçok ayette ya eyyühellezine amenu ve amelus salihat. Ey emin olanlar, yani şüphesiz şekilde inananlar, nelere? Demin sıralamaya çalıştığım şeylere. Artı, yani ve salih amel, uygun amel sahipleri. Uygun amel, münkerlerden uzak durmak, maruflar ile, yani farzlar ile emretmek. Onları yerine getirmek. Evet. Ancak bu durumda salih amel sahipliği bir işe yarar. Tevhidi korumanız, arı duru tutmanız, muhafaza etmeniz, hiç şirk gölgesi bile düşürmemeniz kaydıyla bir anlamda. Efendim, sohbet güzel. Ve sohbet yaparken de ben sanki bir hukukçuyla değil de bir İslam alimiyle konuşmuş gibiyim. Onun da ayrıca teşekkür edeyim. Efendim, birkaç cümleyle belki izah edilmez ama en azından 8 dakika içerisinde sığdıralım. Türkiye'de bir terör olayları son günlerde yaşanıyor. Bunun iç yüzü nedir? Tabii anlattıklarınızdan daha sonra. Bir de şu anda dünyadaki Müslümanların içinde bulunduğu durum nedir? Türkiye'deki terör olaylarının iç yüzü ve dünya Müslümanlarının içinde bulunduğu durum. Evet. Bir yayıncı olarak istersen bunları değerlendirelim. Terörde hukukçu olarak değerlendirelim. Efendim, İktibas dergisini çıkarmaya başladığımdan beri selam ile başlıklı yazılarda insanımızın bazı sorunlarını sohbet üslubu içerisinde açıklayıp çözümler getirmeye çalışırım. Sürekli olarak her sayıda yorum ana başlığı altında, her türlü konuda siyasi yorumlar yaparım. Kavramlar ana başlığı altında da Kur'ani kavramların tefsirini yaparım. 134 sayıdır sürüyor bu. 135 sayıdır. Tefsirini yaparım dediniz. Evet, evet. Tefsirini, yani mesela tevhid nedir? Yani kavram tefsiri. Bugüne kadar bilebildiğim kadarıyla bu tür bir tefsir yapılmış değil. Yani baştan sona başlayıp ayet tefsiri yapıyor. Ben aynı konuya taalluk eden tüm ayetleri bir araya getirip Kur'an'la Kur'an'ı ama kavramlar olarak. Mesela zikrullah nedir? Peki bu filolojideki okumuş olduğunuz Arapça bunun için yeterli mi? Yoksa özel çalışmam olur mu? Özel çalışmam tabii olmuş, evet. Olur mu? Hı-hı. Evet. Şimdi mektuplar kısmında da bize okuyucunun sorduğu sorulara cevaplar veririm. Yine karşılıklı konuşma üslubu içerisinde. Şimdi siyasi olaylar, bu terör konusunda kanaatim şu, bu konuda daha evvel yorumlar da yayınladım. Türkiye söz konusu olduğunda terör denilen şeyin niteliği başkadır, başka ülkelerde başkadır. Türkiye'de terör daha ziyade sol gruplar ve
Kürtçü gruplar tarafından birinci derecede çıkarılıyor. Bunlar İslam'dan uzaklaştırılmışlar içerisinden çıkarılan, yani laiklik, yani komünizme İslam'dan doğrudan geçiş yok. İslam Müslümanım diyenlerden bir grup insanın çabaları sonucu laikleştirdiler. Laiklerin içerisinden de tüm laikleştirdikleri de komünist olmadı. Onlardan bir kısmı da ancak öyle imbikten geçer gibi komünist yapabildiler. Onlar yapıyor bu işi. Mesela İslam açısından ırk sorunu diye bir sorunu İslam'ın asırlardır hiç olmamıştır. Mesela Kürt'tü, Türk'tü, Çerkez'di, Abazay'dı, Arap'tı bilmem ne hiç Slav'dı. Müslümansa kardeşinizdir, değilse kafirdir ama o da insanlıkta bir eşinizdir. Herkese nasıl dürüst olacaksanız kafir de olsa o da insandır, ona da dürüst. Hatta hayvanlara bile fazla yük yüklemeyeceksiniz ağzında dili yok diye. Evet. O itibarla Türkiye'deki terör dış kaynaklı benim kanaatim. Bazen iç kaynaklı görünmesine rağmen dış ucu yine dışarıdan geliyor. Yani Türkiye'de bir takım planlarını gerçekleştirmek isteyen dış güçler ve benim kanaatim mesela İkinci Dünya Harbi'nden bu yana sürekli olarak Amerika. O güne kadar hep İngiltere. Türkiye'yi uzaktan kumandayla yönetmeye çalışan ülkelerdir ve yöneticilerini de bu etkileri altına, etki alanları altına almışlardır. 1960-27 ihtilalinden sonra Amerika kesin kes Türkiye'de rakipsiz, tartışmasız siyasi hegemonyasını kurmuştur. Her çevrede, bürokrasi bilmem filan filan yani her çevrede. Onlar istiyor oluyor bu iş. Onların böyle yapmasında yarar var kendileri açısından. Mesela ne olacak yani ayrı bir Türkistan kurulmuş, Türkiye kurulmuş da cihan devleti mi olmuş? Kim sayıyor onu devlet yerine? Her türlü muameleyi maruz görüyor. Bunca potansiyeliyle özel bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş bir şey olmamış da çok daha az potansiyelle bir Kürdistan kurulursa ne olacak? Birisi koca bir sıfırken diğeri daha küçük bir sıfır olacak. Çünkü mevcut halinizle mesela bugün Türkiye'nin milli geliri Amerika'nın milli gelirinin 50'de biri. Ne yaparsanız yapın kalkınma hızının biliyorsunuz %8, 3, 5, 6 civarında. Ne yapacaksınız? Kaç yılda yetişeceksiniz? Üstelik onlar durursa. Onlar da durmuyor. O zaman biz 1 milyar nüfusu olan dünyanın en büyük arazisine sahip yeraltı yerüstü servetlerinin en geniş hafızalı bilgisayarların bile alamayacağı kadar fazla olduğu bu ülkeleri tek devlet haline getirirsek ne Amerika bize bir şey yapabilir ne Rusya bize bir şey yapabilir. Ve tabii İslam'la hükmederiz. Çünkü bu milletlerin tek ortak değeri Müslümanlık, İslam. Araplıkta müşterek değil. Çünkü Müslümanların hepsi Araplar değil. Türkler de var, Kürtler de var, Endonezyalılar da var, Faslılar var, Mağripliler var, Tuarekler var, Filipinler var ve varoğlu var yani, Zenciler var. Bütün bunların tek ortak değeri, ortak paydası, nasıl bayağı kesirleri toplamak için paydalarını eşitlemek zorunda iseniz tek bayağı kesir haline getirmek için Müslümanların da ortak paydaları İslami değerlerdir. İslami değerleri de tevhid başta olmak üzere salih ameller üstüne ilave edilecek. Bunlar teşkil ediyor. Türk'ü de, Kürt'ü de, Acemi de bilmem Endonezyalısı da bu ortak paydada birleştirilir ise İslami bir toplum, bir devlet kurulur. Dolayısıyla evet. Böyle problemler yani terör gibi bilmem ne gibi şeyler kalmaz. Zaten ne olacak ki kim tahrik ediliyor yani Kürdistan kurulacağız. Zaten bir takım yanlışlar yapılıyor. Hiç kimseye ana hakkını, ana dilini kullanma hakkı yasaklanamaz. Çünkü ana dili en doğal dildir bir insan için. Türk anne bu anneden doğan çocuğa anası olan Türk kadın yani dili Türkçe olan kadın dilini öğretecek normal olarak. Kürt anne baba anneden doğan bir çocuğa da müsaade edin aynı şekilde efendim Kürt anne kendi dilini öğretsin. Ne var ki? Yani ne olur ki suç bunun neresinde? Nasıl Slav anne Slavcursa bebeğine değil mi? Fransız anne Fransızcayı, Alman anne de Almancayı öğretiyorsa bu gayet doğal. Yasaklarsanız, bilmem ne yaparsanız bunları böyle kendi elinizle başınıza dert açarsınız. Nitekim çocuğun oynarken taşı toprağa, tepesine, havaya atıp biraz sonra başına düşünce ağlamaya başlaması gibi.
Sen gider Hakkari'nin dağına ne mutlu Türk'üm diyeni diye yazarsan bir tane Türk'ün olmadığı yere, onların aklına ne mutlu Kürd'üm diyene demeyi getirir. Ondan sonra da ya ben bu sorunla nasıl baş edeceğim, nasıl çözeceğim? Jandarmayla, vurmayla, tüfekle de bu gibi sorunlar çözülmez. Çünkü tüfek sende varsa o da bir tüfek bulur. Tüfek bulamazsa tabanca bulur. Ne olacak? Birbirini öldürmeyle bu sorunlar çözülmez ki, buna benzer sorun. Evet. Jandarmalık yahut militanlık iş değil. Akıl iş. Ne olmuş yani? Türkiye'de her türlü değil. Çingenece konuşan var. Boşnakça konuşan var. Arnavutça konuşan var. Arapça konuşan var. Çerkezce konuşan var. Yok mu? Biliyoruz ya, her birimiz de duyuyoruz bunu. Evet. Bırakın Kürtçe konuşan da olsun. Ha konuşsunlar, ne olur yani, ne var bu? Ben evet. Türk'üm, Kürt filan değilim ama hiç kimse anne babasını seçmiyor ki kendi. Hani evet. Ben Kürt anne babadan geleyim demiş de öyle Kürt olmuş, bir Allah'ın kulunu gösteremezsiniz. Ben Türk anne babadan doğayım demiş de Kürt Türk olmuş bir kimse gösteremezsiniz. Ne olmuş? İnsan olmak, İslam olmak önemli olan. Yoksa Kürt olmak, Türk olmak, Arap olmak, Slav olmak değil. Görüyoruz peygamberimiz Arap. Ebu Leheb de Arap. Yalnız Arap değil, bir de peygamberin amcası üstelik. Birisi haza adam, kıyamete kadar insanlara Allah tarafından örnek gösterilmiş bir insan iken, öbürüsü de kötü örnek olarak tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe ma diye Allah-u Teala'nın adını da anarak eli kırılsın o Ebu Leheb'in dediği adam, buyurun aynı peygamberin amcası. Eğer Arap olmak, Kureyş'ten olmak, adam olmayı gerektirseydi Muhammed adam olduğu gibi Ebu Leheb de adam olurdu. Olmuş mu? Birisi adam, öbürü eşekliği seçmiş. Evet. Ne bakımdan efendim, yani? O zaman ben şunu anlıyorum. Hükümetler bu terörü kendileri doğurdu. Tabii ya, anlıyorum tabii. Öyle mi? Farkında olsa da olmasa da tabii yanlış politikalar uygularsanız, İnsanları doğalarının zıddına uymaya zorlarsanız kırılır, tutmaz. Evet. Tutmaz yani. Şimdi benim kolum yaratılışım itibariyle her insanın olduğu gibi işte içe doğru bükülüyor. Şuradan öteye bükülme kabiliyeti yok. Hiçbir insanın kolunun tersine şu tarafa büküldüğü gibi öbür tarafa da bükülme imkanı yok. Doğası böyle değil mi? Siz bunu illa buraya büküldüğün gibi öbür tarafa da bükerim derseniz bükülür mü bu? Kırılır. Bükülme ayrı, kırılma ayrı. Bükülen geri düz olur. Ama kırılan olmaz. Değil mi? Evet. Zorlamamak lazım insanların doğasını, eşyanın tabiatını, insanın fıtratını. Zorladığınız zaman başınızdaki dert bir ise bin olur. Halbuki insanlar dertlerini çoğaltmamalı, azaltmaya çalışmalı. Evet. Akıllılık bunu gerektirir. Devlet adam olsun, halktan birisi olsun. Öyle değil mi? Her şeyi sağ salim, aklı selimle düşünmeyle, akıllı bir şekilde düşünüp sağlıklı çözümler getirmekle çözülür. Zorla olmaz ki. Zorla bükerseniz kırılıyor, bükülmüyor. Efendim bu noktayla pek fazla yok, Kürt demeyin. Evet, Kürt, evet. Adam Kürt ya, ona ne desin? Yani ben Çerkezim ne diye desin? İlla Kürt, Türk'üm diyeceksin dersen Kürt'e, işte bu kola illa bu tarafa tersine de bükül demiş gibi olur. Ne olur o zaman? Başına dert olur. Yani kolun kırılır, ağla sızla dur artık. Sancısından ne oturabilir ne uyuyabilirsin. Efendim zamanımız doldu. Ancak öbür soruya geçmemiz mümkün değil. Sadece ben sizden Berlin'deki yaşayan vatandaşlarımıza mesaj olarak ne söylemek isterseniz. 3 dakikalık bir zaman var. Onu da isterseniz buyurun özetleyin. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Belki evet. Konuların bizatihi boyutlarının büyük evet. olması benim ihtisar evet. etmemi, özetlememi biraz zorlaştırıyor. Evet. Belki benim beceriksizliğim. Efendim, evet, Berlin'deki kardeşlerimize, insanımıza, Müslümanlara, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i hepsi dahil. İnsanımıza diyorum. Çünkü Kur'an da eyyuhel nas diyor. Hiçbir yerde eyyuhel Arap, eyyuhel etrak, yani ey Türkler, ey Araplar demiyor. Ey insanlar, insanımıza şunu söylemek istiyorum. Mümkün mertebe eğer bu dünyada da mesut olmak, ahirette de mesut olmak istiyorlarsa, geleneksel ifadeyle hem bu dünyalarını aziz hem ahiretlerini aziz kılmak istiyorlarsa, ki her akıl sahibi herhalde sıkıntıdan değil, izzetten hoşlanır. Mutluluktan hoşlanır. Doğası buna yatkındır. İslam'ı anlamaya çalışsınlar. Anladıkça yaşamaya çalışsınlar. O anlamayı mutlak tekrar surette, verelim, özetleyelim. Mutlak surette evet. Allah'ın kitabının yani Kur'an'ın anladıkları dilden
yazılmış, yani Türkçe biliyorlar, müşterek dilleri, o zaman Türkçe'de yazılmış bir meal almalılar. Defaatla defaatla tekrar tekrar okumalılar. Peygamberimizin hayatıyla ilgili aleyhissalatü vesselam önemli kitaplar var. Örneğin Hazreti Muhammed Mustafa ismini taşıyan Hüseyin Heykel Paşa diye çoktan ölmüş bir Mısırlı'nın çok güzel siyasi yönden peygamberin hayatını anlatan bir kitabı var. Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi, Resulullah Muhammed ve Peygamberin Savaşları isimli kitapları var. Hepsini burada sıralamak mümkün değil mutlaka. Tüm bunlara şuna dikkat edecek herhalde. Biraz önce sohbetinizde şunu söylediniz de zamanımız az kaldığı için kesiyorum, kusura bakmayın. İslam'ı anlaşılmasını anlayabilmek için biraz önce dediniz ki komşuluk ilişkilerine dikkat edeceğiz dediniz. Değil mi? Ticari ilişkilere dikkat edelim. Tamam da o ilişkilerin nasıl olacağıyla ilgili hükümleri Kur'an'ı okuyarak öğrenecek. Peygamberin hayatını okuyarak öğrenecek. Bunların içerisinde nelerin İslam'ın kapsamına girdiğinin hepsi var. Yani komşuluk ilişkisinden tutun devlet yönetimine kadar. Alışverişten tutun özel aile ilişkilerinize kadar. Hepsini kapsayan hükümler var. Bu bakımdan dikkat edilecek şey mutlaka yani Kur'an'ı defaatle ama bir iki kere değil. Fakat düz bir vatandaş bunu nasıl anlayacak efendim? Efendim anlaması şöyle, anlayacak tabii. Yani anlaşılmasın için gönderilmiş değil Kur'an. Ama hiçbir kitap bir kere okumayla anlaşılmadığı gibi Kur'an da elbette bir kere okumaya anlaşılmaz. Defaatle okuyacak. Defaatle, tekrar tekrar okuyacak. Okuyanlarla meşveret edecek. Ben böyle anladım, sen nasıl anladın? Böyle böyle muhakeme gücünü geliştirecek ve daha isabetli görüşlerin ne olduğunu anlamaya çalışacak. Bu konuda ben İnanmak ve Yaşamak isimli kitabımı Kur'an'ı anlamakta yardımcı olacağını umarak inşallah tavsiye ederim seyircilerimize. Reklam gibi oldu. Evet, devam edelim. Daha birçok tavsiye edilecek kitap var. Yani yanlış anlaşılmasın. Evet. Benim amacım o değil, Allah biliyor. Fakat gerçekten anlamaya çalışan insana Allah dinini anlamasını kolaylaştırır. Allah kulları için bu dini, İslam'ı onlara hayatı zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak için gönderdi. Nitekim meşhur bir hadiste de Allah dinde dini zorlaştırmak değil, dinde size kolaylık kıldı. Daha ayette var. Dinde size kolaylık kıldı. Dinini size kolaylık kıldı. Efendim ben çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Ve sizlerle sohbete doyum olmuyor. Bir başka zamanda bir başka sohbette de buluşmak ümidiyle. Bu arada da hemen yine seyircilerimiz de duysunlar. Türkiye'den o derginizi bize sanırım postalayacaksınız. Tabii bütün ciltlerini ve çıkan sayıların hepsini inşallah göndereceğim. Peki efendim. Çok teşekkür ederim ve bütün Müslümanları Allah'a emanet ederim. Sağ olun efendim.